Ankara'dan bir gelişmeyle devam ediyoruz şimdi de sayın seyirciler bültenimizi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek için Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu önüne giden sendika temsilcilerine polis müdahalede bulundu sayın seyirciler. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay yaralanırken Eğitim İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sendikacı da gözaltına alındı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu. Ankara Valiliğinin izin vermediği sendika temsilcileri ve üyeleri TÜİK'in önünde toplandı. Basın açıklaması yapmaya çalışan gruba polis müdahalede bulunurken yaşanan Arbede'de aralarında Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve Eğitim İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan'ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK üyesi Mücahit Dede ve Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay'ın yaralandığı belirtildi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay yaşanan arbede ve gözaltıların ardından açıklamada bulunarak anayasal bir hak olan gösteri ve protesto hakkının engellenmesine tepki gösterdi. Sınımcılar, eğitim İş Genel Başkanı, eğitim emekçilerinin bir temsilcisi olarak bugün yaşadığımız olay aslında Türkiye'nin acı tablosunun net göstergesi. Bugün emekçilerin, işçinin, çiftçinin en temelinde de mücadele attığımızda kamuda çalışan eğitim çalışanlarının sesini kamuoyuna duyurmak isterken enflasyonun altında ezildi, alım gücü düştü, ev kirasını ödeyemez hale geldi. Bugün eğitimcilere yaptığınız bu şiddet tarihin en kötü, en dip yerinde kayıtlı kalacaktır. Açıklamanın ardından Kadem Özbay ve Genel Mali Sekreter Hüseyin Selçuk hastaneye giderek darp raporu aldı.